Şeffaf Mutfak'tan herkese yeniden merhabalar. Acı kolu poğaça tarifiyle karşınızdayım. Yumuş yumuş, lezzetli mi lezzetli poğaça yapacağız. Benim poğaçalarımı yapanlar bilirler. Ben böyle mayalı poğaçaları saf saf, tatsız tuzsuz poğaçaları yapmam, tarifini vermem, yemem, sevmem. Şimdi ben size birkaç püf noktası vereceğim. Yaş mayayı en güzel çalıştırmanın yolu şekerle olmakmış. Bunu da tecrübelerimle sabitledim. Size de burada tavsiyemdir. Yaş mayanın üzerine toz şekeri döküyorsunuz ve başlıyorsunuz kaşıkla böyle ezdirmeye. Eze 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 böyle yaklaşık 30 saniye sonra su gibi oluyor yaş maya. Tamamen suyunu salıyor. Böylece içindeki mayalar şımarıyor da şımarıyor. Şimdiye kadar böyle bir sürü peynirli, zeytinli, sucuklu, kaşarlı poğaça yemiş olabilirsiniz. Henüz acukalı poğaçayı denememiş olabilirsiniz. Hiç başka tariflerde böyle maceralara girişmeyin. Direkt olarak bu tarifi yapın derim. Sütü ılık olarak kullanın. Ilıktan böyle bir tık daha sıcağa yakın olsun. Bir su bardağı kadar da suyumuz var. Maya, su ve sütü bir böyle kapta karıştırıyorum. Daha sonra da içine diğer malzemeleri içine ilave edeceğim. Sıvı yağ önce, tereyağını da artık hamur yoğurduktan sonra, iyice böyle kıvam aldıktan sonra, un miktarını tamamladıktan sonra ilave edeceğiz. Bu şekilde yaptığınız zaman sanki poğaçalar biraz daha kıyır kıyır oluyor. Bunu fark ettim. İçine eklediğim un miktarı 5 su bardağı kadar un kullandım. Ama her un aynı şekilde aynı etkiyi vermez. Mutlaka böyle videodaki kıvamı gözünüzün önünde bulundurun. Böyle çok sert bir hamur yoğurmayın. Sert olan poğaça hamurları çabuk bayatlar. Bunu hiç unutmayın. Fakat çok cıvık da yaparsanız böyle tepsi mayasını alırken sünüşmeye başlayacaktır. Ilık olarak tereyağını ilave edin. Sakın böyle eritip de sıcak sıcak hamura vermeyin. Mayanız ölür ve çalışmaz. Tereyağını ilave ettikten sonra şöyle hamuru toparlattırıyorum. Bakın elime yapışmıyor ama cıvık bir hamur. Çok böyle sert bir hamur değil gördüğünüz gibi. Tam bu kıvamda olduğu zaman hamurunuz olmuş demektir. Yaklaşık 5-6 dakika boyunca hamurunuzu elinizle yoğuracaksınız. Yoğurun derim. Şimdi bunu bir streç filmle kapatıyorum ve yaklaşık 40 dakika kadar bir sürede ılık bir ortamda mayalanıyor. Hemen mayalanmış halini de göstereyim. Şimdi bu hamuru 3 parçaya böleceğim. Rulo şeklini vereceğim. Ama dilerseniz siz böyle normal poğaça gibi de kapatabilirsiniz. Bu çok güzel şekil alıyor. Kabarırken de şekli bozulmuyor. Bir parçasını da sade poğaça yapacağım. Bunu da kızım için yapıyorum. Siz de dilerseniz bir parçasını peynirli, bir parçasını başka bir malzemeyle yapabilirsiniz. Fakat acıkalı poğaçayı yedikten sonra diyeceksiniz ki hepsini keşke bununla yapsaydım. Çünkü bizim yaptığım ve kalmadı. Bitti. Poğaçalar bitti. Buraya acukanın tarifini ekliyorum. Şimdi bu kullandığım köz biber acukası. Ama normal acukayla da yapabilirsiniz. Salça acukasıyla da yapabilirsiniz. Her ikisinin tarifini açıklamalar kısmını ekleyeceğim. Linkini oradan tıklayarak ulaşabilirsiniz. Yok ben acuka yapmak istemiyorum. Aman beni uğraştırma Tuğba diyorsanız da marketlerde satılan kahvaltılık acuka soslardan da yapabilirsiniz. Elimle açtırdım. Gördüğünüz gibi hiç oklava ya da merdane kullanmadım. Çok söz dinleyen bir hamurdur bu. Elimle açtıktan sonra bu şekilde 3, 6, 9, 12 parçaya böldüm. Daha küçük parçaya da bölebilirsiniz. Daha büyük parçaya da bölebilirsiniz. Bu porsiyonlar tam bir kişi için ideal gelmiyor ne yazık ki. Bir kişi oturduğu zaman bunlardan 4-5 tane götürebiliyor. Bu şekilde yağlı kağıt serdiğim tepsiye diziyorum. Yağlı kağıt serin çünkü salça acayip yapışıyor. Tepsinizi böyle yapışır, yanar. O yüzden yağlı kağıtla yapmaya özen gösterin. Hemen bir diğer hamura geçiyorum ve böyle tezgahın da acukasını üzerine bulaştırarak aynı şekilde rulolar haline getiriyorum. Biraz tepsi mayası almasına izin verin. Mayalı hamurlarda tepsi mayası çok ama çok önemlidir. Yarı tepsi mayası aldıktan sonra yumurta sarısını sürün. Bu da sade yaptığım poğaçalarım, poğaçacıklarım. Küçücük küçücük yaptım bunları ama şimdi göstereceğim nasıl güzel kabardıklarını. Güzel 20 dakika boyunca tepsi mayası aldıktan sonra yumurta sarısını üzerine sürün. Biraz daha tepsi mayası alsın. Ve 190-200 derecede fırında pişirin. Ben size şöyle artık sünger gibi bunları bastırdım çektim ki size ne kadar güzel kabardı, ne kadar güzel içini çektiğini göstermek için. Hem sade hem de bu acukalı poğaçalarım gerçekten nefis oldular. Ama tabii acukalı poğaçalarım biraz daha fark attılar diyebilirim. Şimdi şöyle ben size içinin dışını resimlemeye çalıştım. Sıcak şu anda fırından çıkarttığım ilk hali bu. Tepsime dizdim. Üzerine böyle nemli bez örterseniz, mesela misafir çağırdınız, sabahtan da bunları pişirdiniz. Nemli bir bez örterseniz hiç kurumadan böyle aynı yeni pişmiş gibi pufur pufur kalacaktır.
Bu da güzel bir püf noktasıdır. Böyle bir tabak hazırlayıp ortaya koyduysanız da sizden iyi aşçı yok demektir. İnşallah bu lezzetli tarifimi dener ve beğenirsiniz. Beğenilerinizi bizimle paylaşırsınız. Bu ve bunun gibi birçok tarif için kanalımı ziyaret edebilirsiniz. Videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı ihmal etmeyin. Yeni yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, afiyetle kalın.